gerçekten de hem puan açısından hem de prestij açısından çok önemli bir karşılaşma sevgili seyirciler. Gurbetçilerimiz yaklaşık 7-8 bin civarında gurbetçi futbol sever karşılaşmayı izliyor, Galatasaray'ı destekliyor ve Galatasaray'a başarılar diliyoruz. İlk atan şansını yakalayan taraf Hertha Berlin, sağ tarafa doğru Dijsler'e doğru uzun top ki Dijsler en tehlikeli futbolcularından birisi Hertha Berlin'in, 19 yaşında, fizik gücü çok iyi ve onun müdahalesiyle top dışarı çıktı, tacı kullandık. Gültekin, bugün benim en büyük dileğim, en büyük arzum ilk golü yemememiz. Çünkü bugüne kadar Hertha Berlin takımı ilk golü attı ve ondan sonra motivasyonu bulup o skoru korumanın üzerine takımı kurdu. O yüzden ilk golü biz yemeyelim, ilk golü atan biz olalım, onların oyun gücünü ve motivasyonunu bozalım istiyorum. Evet, Hertha Berlin bu statta önce Chelsea'yi sonra Milan'ı devirdi ve 6 puan aldı iki karşılaşmada. Grup liderliğini hedefliyor Galatasaray'a değinerek ama Galatasaray gerçek gücünü bu akşam sahaya yansıtacak inancındayız. Hakan indirdi kafayla Suat'a. Suat'tan hemen yanındaki Emre'ye. Emre'den geriye kaybetti topu orada. Şimdi Ali Dahi ceza sahası sokuluyor. Tehlike dışarıya. Ali Dahi İranlı futbolcu, çok tehlikeli. Hertha Berlin'in en önemli isimlerinden birisi. Ama bence bugün Taferel'e büyük görev düşüyor Gültekin. Taferel cezasını tamamladı. 5-0'lık Chelsea maçında forma giyememişti. Ve tekrar kalesini koruyor Brezilyalı tecrübeli filebekçimiz. Sol taraf atak yönü. Çabuk oynarsak gol şansı olabilir. Hasan gidiyor. Hasan ortaya çevirirse tehlike. Hasan çevirdi. Hakan'ın önünde. Hakan vuramıyor. Hakan, işte bu pozisyonlar çok önemli. Bu pozisyonları zor buluyoruz, çok kolay harcıyoruz Gültekin. Bu gerçekten de elverişli bir pozisyon. İşte bir kez daha izliyoruz. Hasan'ın geliştirdiği atak savunmadan sekti. Hakan'ın önüne düştü. Top ayağına otursa gerçekten de 1-0 öne geçmemiz işten değil. Evet, iyi başladık. Jürgen Röber, Hertha Berlin teknik direktörü, geçtiğimiz yıl Alman Ligi'ni 3. bitirdi Hertha Berlin ve çok alkışlandı. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde sürprizleri yaratan adam. Ters bir kafa vuruşu. Ali Dahi koşuyor. Taferel zamanında çıktı kalesinden. Bravo Taferel. Ve topu tehlikeyi uzaklaştırdı. Yine Popescu ve Capone'nin konuşmamazlığı Ali Dahi'ye bir pozisyon doğurdu. Bu tip pozisyonlarda çok dikkat etmemiz lazım. İşte en kötü yerimiz Capone ile Popescu'nun olduğu alan. Arkaya adam kaçırmamamız lazım. Özellikle. Fatih uzaklaştırdı. Yine Mihalke. Taferel. 14. dakika golsüz geçildi. Hertha Berlin 0, Galatasaray 0. Şu ana kadar etkili gelemediler. Taferel arkadaşlarının oylanındaki dağılımına bakıyor. Bıraktı Popescu'ya. Popescu, Suat sokuldu yanına. Şimdi Suat. Hasan. Tekrar Suat. Popescu. Okan'la paslaştı Popescu. Tekrar Suat'a. Savunmamızda hazırlık pasları. Yine Popescu. Hakan. Okan. İki oyuncu birden bastırdı. Emre. Ahmet. Hertha Berlin ısrarla kendi yarı sahasında kalmaya devam ediyor. Üstümüze gelmiyor. Suat sıyrıldı. Suat yerde, karar faul. O zaman Ali Dahi yere indiriyor Suat'ı. Sarı kart göstermesi gerekirdi. İki tarafta çok kontrollü. Şimdi Ahmet kullandı tacı Hakan'a doğru. Hakan sol tarafında Hasan, sağ tarafında Arif. Hakan'a pası verdirmiyorlar ve faul. Serbest vuruş kullanacağız. Babun gerisinde Arif. Ceza sahasında şu anda 6 futbolcumuz var. Arif topun gerisinde. Ceza sahasına doğru orta. Bir kafa, kaleci Kirali. Hakan vurdu kafayı ama Kirali'nin üstüne. Evet. Biraz sağa biraz sola gitse çok büyük tehlike olabilirdi. Hakan karşıladı. Tehlikeli geliyoruz. Bu tip pozisyonlarda Hertha Berlin karşısında pozisyon buluyoruz. Hakan bastırdı. Rektal. Hakan'ın önünde. Hadi Hakan. Çevir ortaya. Şimdi arka tarafta Okan vuramıyor. Okan vuramıyor. Gerçekten 2 dakika üstünde
İşte az önce Arif'in ortası, o kalabalığın arasından Hakan çok iyi yükseldi, vurdu kafayı ama kaleci Kiral'in ellerinde. Okan'dan uzun top. Orada Fatih hareketli. Fatih'in önünde. Ceza sahasında Hakan ortaya çeviriyor ama müdahale savunmadan. Van Buurik müdahaleyi yapan futbolcu Hollandalı. Ayak koydu, topu kornere attı. Sağ kanattan çok etkili geliyoruz ama ortaları iyi ve isabetli yapamıyoruz. Uzaklaştırdı Van Buurik. Şimdi Ali Dahi sağ tarafında boş. Boş. Ceza sahasına girmek istiyor. Ahmet bastırdı. Boş sıyrıldı. Ceza sahasında yerde. Hakem Kim Milton Nielsen penaltı noktasını gösteriyor. Boş en tehlikeli futbolcuları. Ahmet'ten sıyrıldı. Ceza evet. Sahasında Ahmet'in müdahalesi var mı yok mu? Şimdi göreceğiz. Var. Evet, Ahmet'in. Boş'un sağ ayağına doğru bir müdahalesi var. Evet, maçın başında da söyledik. Ali Dahi ve Boş ikilisine çok dikkat etmemiz gerekir. Atak i̇şte bu pozisyonda Ahmet'in yedik. Topa müdahalesi var mı sence Tanju? Topun gerisinde Rektal. Haydi Taferel. Taferel dikkatli. Taferel dikkatli. Rektal. Taferel uzandı ama yetişemedi. 1-0 yenik durumdayız. İyi oynarken, 35 dakika rakibe pozisyon vermezken çabuk geldiler ve bir penaltı kararı, 1-0 yenik durumdayız. Hiçbir zaman oyun disiplininden kopmayan Hertha Berlin, biz ataktayken kontratak yedik ve en dikkat edilmesi gereken boşu kaçırarak kalemizde golü gördük. Nitekin Taferel atacağı köşeyi anlamış ama biraz daha erken yatabilirdi diyorum. 1-0 yenik durumdayız. İyi başladığımız oyunda ama Galatasaray pozisyon buldu. Golleri de bulacaktır. Hasan, Dijkstra. Arif'e doğru. Arif çabuk oynarsa bir gol şansı olabilir. Arif bıraktı. Okan ceza sahasında. Hakan vur topa, vuramıyor. Hakan vuramıyor topa. Yine pozisyonu bulan biziz. Yine sağ kanattan kaçıranız. Gerçekten de etkili geliyoruz. Bugün ama evet, sağ kanadımızı çok iyi kullanıyoruz. İşte çok pozisyon. Olumlu kullanıyoruz. Arif'in pasında Okan bomboş ortaya çeviriyor. Hakan dokunamadı. Kim Milton Nielsen ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk yarının skoru Hertha Berlin 1 Galatasaray 0. Sevgili seyirciler, Berlin Olimpiya Stadı'nda ikinci yarı için tekrar birlikteyiz. İlk yarıyı 1-0 yenik kapattık. Rektal'ın 35. dakikada gelen penaltı golüyle ve ikinci yarı Kim Milton Nielsen'in düdüğüyle başlıyor. İkinci yarıda gol bekliyoruz Galatasaray'dan. Hatta goller bekliyoruz, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İlk yarıda Galatasaray %64'e 36 oranda. Topa çok daha fazla sahip olan ekipti Hertha'ya oranda ama oyunu kontrol etmemize rağmen, topa daha çok sahip olmamıza rağmen golü bulamadık. Pozisyon bulduk, golü atamadık. Ergün oyunda ikinci yarıda Galatasaray'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte yağmur da başladı. Macar file bekçisi Kirali. Suat vurdu kafayı. Karşılayan Rektal. Şimdi Popescu. Bir uzun top daha. Arif koşuyor. Van Buurik. Yardımına gelen Boş. Emre. Kazandık topu. Ceza sahası orta. Hakan bizi vurdu. Gol. Topu ağlarda, golü Hakan attı sonunda. Hakan şükür attı. Ve Galatasaray beraberliği yakalıyor. Bunu bekliyorduk. Bunu istiyorduk. Pozisyonları buluyorduk ama atamıyorduk. İşte Hakan ön direkte çok güzel vurdu kafayı ve beraberlik golünü bulduk. İkinci yarıya golle başlıyoruz. Hakan şükür golü buluyor ve Galatasaray beraberliği buldu Berlin'de. Şimdi sıra galibiyet golünde. İşte Hakan. Ceza sahasına doğru Ali Dahi. Tehlike. Kafayı indirdi. Aman dikkat, vurdurmayın. Vurdular ama kaleci Taferel'in üstüne. Fritz. Bravo Taferel'e. Bravo Taferel'e. Çok iyi yer tutuyor bugün. Şimdi Hakan. Sol tarafta Hasan bindirme yaptı. Hasan topla buluştu. Ve Ahmet Hakan yakaladık. İleride top istiyor. Çabuk oynarsak tehlike. Orta. Ceza sahasında bir vuruş Hakan dışarıya. Ön direğe çok iyi gitti Hakan. Topla da çok güzel buluştu.
Zor pozisyonda topu dışarı attı. İşte bir kez daha izliyoruz. Jim Bom Bom sesleri Berlin Olimpiyat Stadı'nda. Şimdi Arif şut pozisyonunda. İyi vurursun sen. Kaleci Tirali'nin ellerine geldi. Okan'la devam ediyor tehlikemiz. Okan ortaya çevirirse gol pozisyonu. Arif vuruyor dışarıya. Arif çok güzel buldu pozisyonu. Ceza sahasında 7 Galatasaraylı oyuncumuz var. Emre Öndire. Gol! Topalarda Hakan. Hakan. 2-1 öndeyiz Berlin'de. İşte gerçek Galatasaray bu. İşte Galatasaray'ın gücü bu. İşte lider karşısında. Namalup Hertha Berlin karşısında. Zimbom bu. Evet. Aslan kükürüyor Berlin'de. Muhteşem durdu, bir tablo. Berlin'de kükürüyor Aslan ve Galatasaray 2-1 önde. O karambolde Hakan öyle güzel dokundu ki topa. İşte gurbetçilerimiz göğüslerini gere gere bu akşam, yarın ve ilerleyen günlerde Berlin sokaklarında dolaşacaklar. Galatasaray bu oyunu kontrol etti. 1-0 yenik duruma düştü, yılmadı. İkinci yarıya fırtına gibi başladı. Hakan çıktı sahneye ve işte Emre'nin köşe vuruşunda karambol. Yine Hakan dokunuyor. Kaleci Kirali çaresiz. Galatasaray gerçek gücünü, gerçek futbolunu Berlin'de ortaya koyuyor. Ve şanssızlıklar bu akşam olsa dahi bu şanssızlıkların da üstüne gittik ve 2-1 öndeyiz. Altılı bir baraj. Taferel dikkatli. Dijsler topun gerisinde. Dijsler Taferel'in ellerine. Mükemmel vurdu Dijsler. Çok mükemmel diyemeyeceğim. Taferel'in yer tutuşu çok önemliydi. Görüyorsunuz. Yani mükemmel derken bizim istediğimiz şekilde. Evet çok doğru söylüyorsun. Ters tarafta Arif, bomboş. Arif sağ tarafta, Tugay bomboş. Arif sokuluyor. At Tugay'a. Tugay buluştu. Ceza sahasında. Gol pozisyonu. Tugay yavaş, çok yavaş vuruyor Tugay. Tugay bıraktı. Suat. Tekrar Tugay'a doğru. Topu kaybediyor o bölgede. Kapon. Mihalke. Top yine Mihalke'nin önünde. Tehlike var. Mihalke aman dışarıya, çok güzel. Orada müdahaleyi yapan futbolcumuz, araya giren yine Ergün ayak koydu ve köşe vuruşu kullanacak Hertha. Topun gerisinde sol ayağını çok iyi kullanan Darius Wosch. Hertha'lı tüm uzun oyuncular ceza sahamızda. Wosch kullandı, yerden kısa düştü. Bir darbe, ayak darbesi orada Okan'dan. Ve bir köşe vuruşu daha kullanacak Hertha Berlin. Fatih Terim galibiyet için geldik Berlin'e demişti. Ve 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor 12 dakika kala. Şimdi Taferel, bravo. Taferel orada. Araçiş'e rağmen topa sahip oluyor. Araçiş kendisine faul yaptı. İşte eliyle müdahalesi Hırvat futbolcunun. Ahmet sol tarafa çok ölçülü bir pas. Arif. Hakan Şükür ceza sahasında. Arif sokuluyor. Arif ceza alanında. Arif'ten arka taraftaki boşluğa Tugay. Üçüncü gol geliyor. Bravo Tugay. Gol. Tugay. Çok güzel oynuyor Galatasaray. Ve 3-1 öndeyiz. Berlin'de 70 bin Alman önünde Hertha Berlin'i eze eze yeniyoruz. 3-1'lik üstünlüğümüz. Biz bunu aslında çoktan hak etmiştik. Londra'da da böyle kaybettik. Ama bugün kaybetmedik. Bugün gerçekten muhteşem bir futbol bir oynuyoruz. Bir dakika önce boş alan bulabiliriz. Üçüncü gole gidebiliriz dedim. Ve şimdi üçüncü golü buluyoruz Tugay'la. Gerçekten Arif'i tebrik etmek lazım. İşte Arif öyle muhteşem bir pas attı oraya. Tugay da çok serin kanlı. Topun dibine çok güzel girdi. Ve üçüncü golü attı. İşte Aslan böyle kükürüyor Berlin'de. Ve sağdan siliyor grup lideri namalup Hertha Berlin'i. Sadece... Almanlar şaşkın. Aslında onlar Münih'te de şaşırmışlardı milli maçta. Yenememiştik ama kısmet Berlin'deymiş. Hertha Berlin karşısında Galatasaray 3-1 önde. Tarih yazıyor Galatasaray ama Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir sezon geçirdik. Grup liderliğini ele geçirebilirdi Galatasaray oynadığı bu futbolla. İstanbul'daki Chelsea maçı haricinde tüm maçlarda çok güzel futbol ortaya koyduk. Ve şimdi Hertha Berlin karşısında Almanları şaşkına çeviren bir futbol. Jim Bom'dan. Dijsler kullanacak köşe vuruşunu. Dördüncü gol gelir mi Tanju? Yine bomboş Taverlin yarı sahası. Arka tarafa doğru. Gelmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü Alman ekibinin bütün planı, her şeyi alt üst olmuş bir durumda. Biz yeter ki defanstan çabuk çıkalım.
Kalan 8,5 dakika artık karşılaşmada. Atak yönü sağ taraf. Hiçbir Ahmet şey olmaz. Kapattı orayı. Hiçbir şey olmaz. Galatasaray savunmada daha sonra orta alanda. O kadar kor yürek ki. O kadar güzel dayanışma içinde ki. O kadar güzel pas yapıyor ki. Serbest vuruş hazırlığı her tabelinde. Taffarel'in gözlerindeki ifadeden ne kadar huzurlu olduğunu görmek mümkün. Ama çok tehlikeli bu ifade yer, hepimizin yüzünde çok var bu akşam. Yer. Şimdi topun gerisinde Sverisson. Bir kez daha Sverisson kötü vurur inşallah. Sverisson geldi ve savunmadan döndü. Şimdi bir kontratak şansı olur mu? Emre koştu. Topu kapan Ergün. Taş bizim. Artık rahatlıyoruz Tanju son 1,5 dakika. Ergün. Okan hareketli. Okan'a doğru. Dördüncü gol mü geliyor? Okan. Evet, geldi. Ve dördüncü geldi, gol. Geldi. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Mükemmel. Müthiş. Bu kelimelerin hepsi Galatasaray'ı anlatmaya yetmiyor. Galatasaray'ı Berlin'de anlatmaya yetmiyor. Kelimelerle ifade etmek gerçekten de çok zor. Ama kuşkusuz bir gerçek var ki Galatasaray bir tarih daha yazıyor. 4-1'lik skorla Berlin'de Almanların önünde eze eze yeniyoruz Hertha Berlin'i. İşte dördüncü gol. Adeta geliyorum dedi. Okan çok iyi sarktı savunmanın arkasına. Ve bakın göstere göstere dördüncü golü Hertha Berlin ağlarına nasıl yolladı. Grupta mağlubiyeti olmayan Hertha Berlin, Cimbom karşısında kelimenin tam anlamıyla dağılıyor. Bozguna vuruyor. O kadar son güzel top aldı Okan, ki Okan. O kadar güzel plase vurdu ki kaleci şaşkın. Hakan Şükür 48-66, Tugay 81, Okan 89 ve 4-1'lik üstünlüğümüz Jürgen Röber'in surat ifadesi Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki 70 bin Alman'ın surat ifadesiyle belki de aynı. Bence Galatasaray bu akşam şov yapıyor Gültekin. 5-0'lık Chelsea maçının acısı da evet, böylece çıkmış oluyor. Yine pres var. Emrah bravo. 5. gol gelir mi? Hayır diyor hakem. Faul var. O bir kazaydı bence. Onu bir kez daha ortaya ve koydular. Ve hakem için Milton Nielsen Galatasaray'ın Berlin'de Hertha Berlin'i 4-1'lik skorla eze eze yendiğini belirliyor. 90 dakikanın skoru Hertha Berlin 1 Galatasaray 4. Avrupa'da bir gurur gecesi. Avrupa'da bir onur gecesi. 5-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray acıyı çok fazlasıyla çıkartıyor. Berlin'de grup liderini sağdan siliyor. Hertha Berlin karşısında Fatih'in aslanları coştular. İşte görüntüdeki gurbetçilerimizin desteğiyle onları mahcup etmediler. Onların yüzünü kara çıkartmadılar. Onlar için, kendileri için oynadılar. Ve işte Berlin'de seviniyoruz. Berlin'de Galatasaray Hertha Berlin karşısında 4-1'lik galibiyetin ardından ne kadar sevinsek az.